Selamlar, burası Şehir Veritim. Ben Cenk. Bugün Dapoet'in Kendini Bul albümünü konuşuyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Dapoet'in <laughs> son sol albümünden 10 yıl geçti. 10 yıl önce Poetika geldi ve 10 yıl sonra yeni bir iş dinliyoruz da Poet'tan. Solo bir iş dinliyoruz. Poetika sonrası da Poet hem Poetika ile beraber hem de sonra yaptığı işlerle 90 BPM'lerle başka çalışmalarıyla isminin ağırlığını ve saygınlığını çok başka bir seviyeye taşıdı. Çok inanılmaz bir seviyeye taşıdı. Yani hem rap dünyasında hem rap dünyasının dışında çok saygı duyulur bir isim haline geldi. Ve bence de bizim jenerasyonumuz için çok değerli bir isim The Poet. Bizden öncekiler için Sakoba Kajmer ne ifade ediyorsa bizim için de bence The Poet denkliği buraya geliyor. Evet, birbirlerini çok sevmiyorlar ama gerçekten. Kendini bu albümüne ben çok yüksek değildim. Biraz garip olacak ama şöyle yani Dapoe abi zaten dinleyeceğiz yani. Dinlememe gibi bir şansımız yok. Sadece böyle pazartesi günü ufak ufak bunun bir farkına vardım. Yani evet abi Dapoe albümü geliyor ve Poetika'nın üzerinden ne kadar zaman geçmiş. Sonra Poetika'yı dinledim. dedim bu ne kadar dönem tanımlayıcı bir iş yani kendi döneminin bütün soundlarını ve bütün müziğini, rap müziğini en iyi seviyede yapıyor ya bu albüm. Ne kadar iyi bir albümmüş gerçekten. Ulan dapo etme falan diye tekrar bir fark ettim bu durumu. Öyle söyleyebilirim. Tekrar bir dank etti yani. Ardından salı ve çarşamba günleri çok heyecan basmaya başladı ufak ufak. Yani hani perşembe olsun, çift sıfır olsun ve yeni bir Dapoyot albümü dinleyelim di. Albümün iyi tarafları da var. Albümün kötü tarafları da var. Yani zaten kötü bir tarafı olmasaydı bence tweet atıp bırakırdım. Çünkü bir işin kötü tarafı olmazsa burada konuşmaya çok değer olacağını düşünmüyorum. Öncelikle albümü beğendim mi? Albümü deli gibi beğendim. Yani 6 şarkı aldım 10 şarkıdan. 6 şarkı aldım. Belki bunun sayısı daha da artabilir bu arada. Özür dilerim 7 şarkı aldım. Sorry. Şu arttı bile gördüğünüz gibi. Ee, büyük ihtimal bir daha dinlersen bir daha artar. Bu albümü 3 kere dinledim podcast kaydedene kadar. 3 defa dinledim. Daha fazla da dinleyeceğim. Ama albüm benim tracklist e, argümanıma çok iyi bir kanıt. Neden? Albüm kendini bulla açılıyor ve zaten single olarak verilmiş bir parça biliyoruz. Ve evet abi çok iyi bir izlenim yaratmam lazım benim başta demen için. Ee, tracklist çok önemli bir şey Zaten işte kendini biliyoruz. Tamam okey krediyle başladık Tamam okey krediyle başladık Taze kanda şan verse'ı geliyor Tamam iyi bir verse Ama hala bir şekilde bizi yakalaman lazım Bir şekilde üf dp dönmüş be dememiz lazım Bir şekilde dememiz lazım bunu Ne kadar dp'yi seviyorsak da Ve dapet ikinci parçanın verse'üyle bunu yapıyor Yani sana o sloganvari cümleleri hemen vermeye başlıyor. Beşikten mezara kadar single player mesela. Bu Twitter'da her yerde okuyorum şu an. Ee, büyük ihtimal arama kısmına yazsam her şey korkunç bir hale gelir. Çok büyük ihtimal. Ve bunun dışında bence DaPoet rap yapmaya inanılmaz acıkmış. İnanılmaz acıkmış yani. Bu çok belli. Yani hem tonundan, yazdığı şeylerin tonundan hem albüme albümde kullandığı sound'larda ne kadar tok işler seçtiğinden. Her anlamda çok belli rap yapmayı çok özlediği. Ve ben çok duygulandım ilk başta dinlerken. Duygulanma sebebim de bunun maddi kaygılardan çok arınmış bir albüm olmasıydı. Yani Karaçalı'yla olan parçanın sonunda Scratch falan giriyor arkadaşlar. Bunlar komik gelebilir ama bunlar günümüz rap müzik denkleminde artık çok dışarıda kalmış şeyler. Yani maddi kaygılardan dolayı artık bunlara yer yok. Ve hem babalar gibi rap yapılıyor hem Scratch'ler var falan. Bunlar benim gibi dinleyiciler için çok 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 fena olaylar yani çok çılgın olaylar bunlar. Ama tabii ki şey yapmayacağım yani scratch var diye övmeyeceğim. Çok sevdim. Dapoyet'in genel olarak flow tercihlerini ve vokal tercihini çok agresif kaldığını yer yer. Dipsomani dışında. Dipsomaniye de ayrı bir parantez açacağız ve Dapoyet benden nefret edecek hayatının geri kalanında. Albümün negatif tarafı ne biliyor musunuz? Albümün 3 tane negatif ana başlığı var. Birincisi düetler. Şam düeti dışında. İkincisi outrolar. Ben özellikle Yürü Yine Sen parçasındaki outro'nun gereksiz uzadığını düşünüyorum. Yani bu kadar uzun bir outro'ya gerek var mıydı mesela? Bunlar genel anlamda tatsız. Ayrıca Kayra'yı konuşmamız lazım. Album snippetında Kayra duyurulduğunda birçoğumuz heyecanlandık. Çünkü hem prodüksiyondan hem de Dapoyet Kayra yani. Bunlar biraz bizim için e, fan fanfiction derecede iyi düet şeyleri. Görüyor olmamıza rağmen her seferinde heyecanlandığımız işler. Ama abi kimse Kayra ile düet yapıyorum dediğinde böyle bir şey beklemez yani. Bu değil. Tabi bence bu Kayra düeti değil abi. Baya clickbait yazmıştı bir arkadaş Twitter'da. Kendisinin yani ismini hatırlamıyorum özür dilerim. Çok katılıyorum. Baya clickbait yani. Kayra nerede abi tamam var. Ama yani Kayra ile düet yaptık da ki... Kayra ile düet yaptık bu değil öncelikle. Bunu bir söylemem gerekiyor. Ee, o konuda çok kızgınım. Beni şaşırtan işlerden biri Allame oldu. Ben Allame'nin genel anlamda son işlerini beğenmiyorum biraz. Formsuz buluyorum. Yeteneğine dair bir şeyim yok. Hani abi yok bozdu falan demiyorum ama son zamanlarda bana formsuz geliyor yaptığı işler. Beni yakalayamıyor. Ve o yüzden şey demiştim yani bu albüme puanımı çok keskin düşünen şey Allame düeti olabilir demiştim Discord'da arkadaşlarla konuşurken albüm öncesi. Öyle olmadı. Savayı yani düetler, düetlerde şöyle bir sıkıntı var. Bence Dapo'ya çok acıkmış rap yapmaya. Çok, çok istiyor yani rap yapmayı. Ve yeteneğiyle bu açlık, istek birleştiği zaman düetler ona hiç yetişememiş. Hiç ama hiç yetişememiş. Öyle bir problem var. Mesela Karaçalı yani. Karaçalının gerçekten form tutması lazım. Ben burada yine güzel şeyler gördüm Karaçalı'dan ama abi emin miyiz o vokaldan? Bu laflardan da emin miyiz? Evet, tamam yine gömmeyeceğim Karaçalı'yı çünkü Karaçalı. <laughs> ee, tamam şaka tamam şaka bir yana ama gerçekten albümün en zayıf halkası Karaçalı. Ya, hayatta insan bu cümleyi de kuruyormuş. Albümün en zayıf halkası Karaçalı. Banevayı bile bir yerde okeyim. Bu arada ile olan düetin albüm içerisinde çok kopuk olduğunu düşünüyorum. Albüm kompozisyonu içerisinde çok kopuk olduğunu düşünüyorum. Bir de İdil Meşe düetinde beğendim o parçayı ama İdil sesinde bir problem alıyorum. Bu bilmiyorum mix'le mi alakalı? Hani mix'le mi alakalı? Neyle alakalı bir fikrim yok ama ufak bir seste bozulma fark ettim. Bu tamamıyla benim o gece dinleme şeyimle alakalı olabilir. Ben 3 albüm dinledim peş peşe ve yani günde bir albüm dinleyen falan bir insanım. Beynim sulanmış olabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama seste bir ufak problem var, fark ettim. Bunu da söylemek istedim. Ama albümle alakalı bir de şu var. Albümde çok fazla switch var. Albüm çok fazla kez değişiyor. Ve büyük ihtimal Baneva'nın albümündeki bu bu kadar fazla şeyin sürekli değişiyor olma sebebi de Dapoet. Bu bir challenge olmuş. Ben bunu Ambiyansa hiçbir şekilde hitap etmiyor bu arada bu değişimler. Yani 10. şarkıda gerçekten Bane albümünde kadar yordu. Bunu yeni nesil yete yeteneğini kanıtlamak için yapıyor. Yani bakın yapabiliyoruz işte Kontkar'dan başlayan bir furya bu yani. Kontkar'ı bir kere övdük ve her şey kendi kendine olmaya başladı. Ama ne yazık ki ne, ne yazık ki bence Dapoyet'in bu kadar fazla bakın altını çiziyorum ya yani bu kadar fazla e, switch yapmasına falan gerek yokmuş diye düşünüyorum. Bu kadar fazla albüm içerisinde bir şeylerin değişiyor olmasına Gerek yokmuş diye düşünüyorum. Genel anlamıyla iyi bir albüm mü? Evet. Albüm yılın albümü tartışmalarına girer mi? Yani ee, daha iyi albümler gelebilir mi bunun üzerine? Yani kaybedebilir mi yılın albümü tartışmasını? Belki. Ama mesela Twitter Space açtık biz ee, albümden sonra ve orada konuşurken. Ali, sevgili Ali şey dedi. Yani bir 90 nesle etkisi değil dedi albüme dair. Ve Discord'da falan da bu da benzer yorumlar okudum. Şimdi öncelikle 90 neslinin çıktığı... Ya Çang 10 yıl önce çıkmadı o albüm ama... O dönem gerçekten memleketin bütün tersanelerine girilmiş. Ve ülke her karışıyla işgal altındaymış gibi bir hava vardı. Trap sahnesinin inanılmaz yoğun olduğu bir dönemdi ve biraz daha bizim istediğimiz bu maddi kaygılar gütmeyen işlerin örneği yoktu. Ve 90 nesli öyle bir anda çıktı. Ve tabii şu an biraz daha şeyiz, okey, okeyiz yani. Buna bakarken otomatik olarak 90 nesli var. Aynı klasmanda değiller ve Dapoet'in yaptığı bu uzay kokulu müzik bence olmuş. Yani bu albüm olmuş bir albüm. Ama Poetika bir şaheserdi. Poetika zirve bir işti. İnanılmaz dönemini tamamlayan bir işti. Gerçekten bir, bence, bu bence yani, Poetika sonrası Türkçe rapte bazı şeyler ilerledi yani. Bu büyük bir adımdı Poetika albümü. Ve bu albümde bazı eksikler var. Tabii ki tarih değerlendirecektir biraz bu albümü. Yani bir 2-3 yıl sonra biraz kafamızda oturduğunda albüm başka yorumlar yaparız. Çünkü Poetika'da çıktığı dönemlerde bazı noktalarıyla eleştirilmişti. Şu an sorsanız hangi noktalarıyla eleştirildiğini. ...okey yani. Bilmem aklıma gelmiyor bile yani. E, ama Hip Hop Life'da falan okuduğumu hatırlıyorum negatif yorumlar e, Fuat Eleştirisi falan vardı. Savayi ekstra konuşmak istiyorum. Savayi benim çok seveni var Savayi'nin. Ben Savayi'nin müziğine bir yorum yapamıyorum. Çünkü çok stilize bir tarz bu. Yani bu stilize tarzı seven insanlar Savayi'yi çok seviyorlar. Ve bu stilize tarza uzaksan eğer... ...bu stilize tarzı beğenmiyorsan... ...çok bu olayın içine giremiyorsun. Savayi'nin müziğine giremiyorsun. Doğal olarak ben şeyim yani yazdığı şeyleri yakalıyorum. Okey. Ama bazı noktalarda uyuşmuyoruz Sava ile. Öyle bir ufak problemimiz var. Ama albüm içerisinde sırıtmayan düet olarak görüyorum ben onu. Şam'la beraber. Tekrar şeyin altını çizmem lazım. Tekrar söyleyeceğim. Yani ben Da Poet'in olduğu bütün kısımlardan korkunç randıman aldım. Yani abi benim gözüm doldu ya. Yani üçüncü şarkıda falan gözüm doldu. Yani hip hop olan falan diye çıldırısım geldi yani. Bana o hissi inanılmaz verdi. Hatta 90 nesinden daha fazla verdi yani. Hip hop falan diye sokaklarda pislik tişörtlerimle koşasım geldi yani. Gatekeeper damarı, zart damarı, zurt damarı her şey yani. İnanılmaz özlemişiz. Umarım Dapoyet'ten bir 10 yıl daha beklemem yeni bir albüm. Buna hazır değilim. Sevgili Dapoyet bizi bir 10 yıl daha bekletme lütfen. Lütfen rica ediyorum senden. Ee, evet anlıyorum ba müzikal olarak yeteneklisin. Bu rap dünyasının dışında çok saygınlığın var. İşte istediğin isimlerle çalışabiliyorsun. Kafanda daha böyle sanatsal vizyonlar var falan. Falan ama abi albüm yap ya. EP de olur fark etmez. Single de olur. Okey hani 3 ayda bir bir tane single at işte üstümüze. Bu arada evet bu albümü bu kadar yükselme sebebimiz. Yani daha doğrusu bu albüme mesela Dapet 3 ayda bir albüm veren biri olsaydı. Abarttım ama yani. 6 ayda bir albüm veren biri olsaydı bu albümü gömerdik ya. Yani... Şöyle olurdu, bir şey bulurduk, bulmak zorunda kalırdık. Kendimizi bu e, şeyde hissederdik dinleyiciler olarak, bana kalırsa. Bu yüzden aslında bu kadar uzun süre sonra çıkması bir negatif şu şey. Yok 10 yıl bekletmesini kesinlikle övmeyeceğim bize ama. E, arada tabii bir özlem var yani. Ben dopet single'ını dinlediğimde, kendini bu single'ını dinlediğimde de aynı şeyi hissetmiştim. Taze kan da böyle yardırmaya başladığı anda ki bunun ismi yardırmadır arkadaşlar. Buna kibarca bir şey söyleyemeyeceğim. Rap yapıyor falan diyemeyeceğim. Bu yardırma yani Pazekan versi. Böyle gerçekten şey oldum. dapet olan. Yani şu an inanılmaz çıldırısım var ama işte komşularıma falan ayıp olmasın sabahın köründe diye çıldıramıyorum ama heyecanlandım. Yani bu bence inanılmaz bir başarı. 90 Nesli albümü değerlendiriliyor birçok yerde. Kafa kafaya değerlendiriliyorlar. Bence çok farklı klasmanlar ama evet biraz benzer gruplara hitap ediyorlar. Hatta bir kesişim kümesi olabilir bu iki albüm arasında dinleyici bazında. Ancak yani 90 Nesli albümü kesinlikle dışarıda rap müzik e, çemberi dışarısında satabileceğiniz bir albüm değil. E, Orada bir alıcısı yok bu albümün. Ama kendini bul her noktada birilerini yakalayabilecek bir iş. Bu da Dopeyot'un müzikal yeteneğiyle alakalı. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ama inanılmaz aralıksız da pat övüyormuşum gibi geliyor. Umarım öyle görünmeyecektir uzaktan. Dediğim gibi bir noktaları toplayalım. Negatif yönleri ne bu abimin? Alaturka'lar gereksiz uzun bence. Yani yordu hakikaten. Bu kadar switch'e gerek var mıydı abi? Yani yeteneğini bize kanıtlamak mı istiyorsun? Bu ilk çıkış albümün mü? Mesela bence bir yere hizmet etmiyor. Ee, i̇şte Kayrı'da mesela ile olan parçada ya da Kayra'nın olduğu gibi yaptığı hani varım ben, ben de buradayım, ben de buradayım dediği ee, şarkı da mesela de Değişiyor ama bir şey hizmet etmiyor bence. Üç yani e düetler. <laughs> Gerçekten Şam dışında, Şam Allame dışında aşağıda kalmış diye düşünüyorum. Yani o hissi bir türlü yakalayamamışız. Aa Dipsomani'ye ek parantez açacağız onu kapatırken açarız. Kayra'dan emin miyiz abi? Yani Kayra düeti deyince biz bunu beklemiyorduk. Kimse bunu beklemiyordu. Evet siz müzik anlamında çok tatmin olmuş olabilirsiniz ki abime koymuşsunuz çünkü. Ama yok abi ben almayayım teşekkür ederim. Yani Kayra dediğinde ben bunu beklemiyordum yani. Dipsomani, Dipsomani... E bence bir Sagopa Kajmer şarkısı. Ama Sagopa Kajmer'den iyi bir Sagopa Kajmer şarkısı. Yani bilmiyorum mesela Sagopa Kajmer bu şarkıyı dinlese ulan ben niye böyle yazamıyorum dermiş gibi maili. Çok çok o vibe'ı aldım. Birçok kişi de o vibe'ı almış ki bu vibe'ı tek alan ben olsaydım bu topa girmezdim. Bunu söylemezdim gerçekten. Ama belli biraz yani. Kesinlikle Dopo Yut'un Sagopa Kajmer gibi rap yapacağım dediğine inanmıyorum. Bu bizim kafamızda oturttuğumuz bir şey. Okey. Hani bu dramadan bir uzaklaşayım ben. Ee, birbirlerini sevmiyorlar. Zaten kendini bu şarkısında da cazlar, bluzlar bana kalsın diyerek göndermeler yapıyorlar. Yapılıyor. Hatta ya Dapo Ölçü podcast dinlese benden nefret eder bu saatten sonra gibi hissediyorum. I don't know bir fikrim yok. Ama güzel bir albüm. Yani birçok bir kez dinleyeceğim bu albümü. Tekrar tekrar ve tekrar. Eksikleri var. Ee, bir arkadaş şey dedi Twitter Space'te. Kim hatırlamıyorum. Umarım çok yakın bir arkadaşım değildir. Bu albüm sanki böyle iki ayda falan yapılmış gibi dedi ben buna katılmıyorum prodüksiyon anlamında ama böyle hissedilme sebebini de tahmin edebiliyorum düet performansları gerçekten bu hissi veriyor yani düet performansları gerçekten toplanmış insanlar böyle abi sen gel işte Karaçalı abi ne yapıyorsun işte hadi gel falan. İdil, İdil bana hemen bir şey yolla falan gibi yapılmış gibi duruyor sadece. Bu biraz o hissi veriyor ama çok böyle zehirli bir ok atacağım. Bence politika değil. Nasıl? Yılın yılın tespiti değil mi? Okey. Şaka bir yana. Dönem içerisinde gerçekten rap müzik aşkımızı ve neden rap müzik sevdiğimizi hatırlatan bir albümdü. Bence bu boom bap tartışmaları var ya işte dinozorluk falan filan. Onları da yeni bir perspektif açacak bir albümdür bu. Yani gidilmesi gereken yönlerden birini gösteren albümlerden biri. O anlamda önemli bir iş yine. Buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Şehir veritimi bir yerlerde paylaşıyorsunuz. Çünkü biz artık Spotify'da banlıyız galiba. O yüzden görüşürüz. Seviyorum sizi.